Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıf MEP yayınları sayfa 51'deki çözüm sende kısmını çözmüş olacağız. Hızla birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki tekrarlı çarpımları üstlü ifade olarak gösteriniz. Bakın basit bir şekilde arkadaşlar. Eksi 7'yi kaç defa tekrarlı olarak çarptı? 3 defa. O zaman tekrarlı çarpılan sayı eksi 7 olduğu için tabanımız eksi 7. 3 defa tekrarlı çarpıldığı için üstümüzde 3 olacak. Yani eksi 7 üssü 3 şeklinde göstermiş olduk. 5 şıkkımızda çarpılan sayı eksi 3 olduğu için tabanımız eksi 3. 1, 2, 3, 4 tane çarpıldığı için eksi 3'ün 4. kuvveti şeklinde yazılmış olacak. C şıkkında 5'ler tekrarlı çarpıldığı için tabanın 5. 2, 4, 5 tane çarpıldığı için üstümüzde 5. 5 üssü 5 şeklinde gösterildi. C şıkkında ise 10'lar çarpılıyor. O yüzden tabanımız 10. Toplam 22 tane 10'un çarpılmış halini sorduğu için üstümüzde 22, 10 üstü 22 şeklinde birinci sorumuzun cevapları çıkmış. Oldu arkadaşlar. İkinci sorumuza geçtik. Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz demiş. Bakalım arkadaşlar. Eksi 3'ün 5. kuvveti. Burada önce işareti belirleyip sonra sonuca gitmekte fayda var arkadaşlar. Eğer bu işlemin son işaretini belirlemek istiyorsak negatif bir sayının işaretinin pozitife dönmesi için... Hem parantez olması lazım hem de kuvvetinin çift yani 0 2 4 6 8 gibi çift bir sayı olması gerekir. Bu koşulu sağlarsa pozitife döner. Eğer koşul bu parantez veya çift kuvvet koşulunu sağlamazsa negatif olarak kalır diyoruz. Bakalım burada parantez var ama negatif bir şey tek bir kuvvet o yüzden bu pozitife dönmez yani negatif kalır sonuç negatif olacak 3 üstü 5'i bulmaya çalışırsak 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'ten üç yapabilirsiniz 3 kere 3 9 9 kere 3 27 27 çarpı 3 81 81 çarpı 3 243 olduğu için eksi 243 olarak sonucumuzu bulmuş olduk. Önce işaret belirleyip sonra değer belirlerseniz işlem sizin için daha kolay yürüyecektir. B şıkkına bakarsak negatif bir sayı parantez var. Kuvvet çift yani koşulumuzu sağlıyor. Bu artıya dönüşür. 1'in 8. kuvveti neye eşittir arkadaşlar? 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı. 1'in bir, bütün kuvvetleri neye eşit? 1'e eşit. Çünkü 1 çarpı 1, 1, 1 çarpı 1, 1. Hep sonuç 1 geleceği için. 1'in 8. kuvveti de 1'e eşittir. O yüzden artı 1 olarak cevabımız geldi. C şıkkına bakarsam. Burada kuvvet çift ama parantez yok. O yüzden koşulumu sağlamadı. Yani sonuç negatif. Parantez de olması lazımdı. 3'ün 4. kuvveti 3 çarpı 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten 3 üç kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 çarpı 3 81 yapar. Yani eksi 81 geldi. C şıkkının cevabı. C şıkkına geçersek yine burada parantez yok. Bakın parantez yoksa sonuç negatif. Parantezin olması şart. 7'nin karesi yani 7'nin 2. kuvveti 7 yedi çarpı 7'den. 49 olur. O yüzden eksi 49. Eksi 4'ün 4. kuvveti parantez var. Kuvvet de çift. O yüzden sonuç pozitif olur. Değeri ise 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64. 64 çarpı 4 256 olarak gelmiş oldu. Artı 256. Onun 7. kuvveti. Onun kuvvetlerinde arkadaşlar 1'i yazıyorsunuz. Kuvvet kadar sıfır atılır. Yani 7 tane sıfır attığımızda Sonuca ulaşmış oluruz. 6 oldu. 7 oldu. Yani cevabımız 10 milyon gelmiş oldu. E şıkkında cevap olarak. Devam ettim 3. sorumuzla. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanlara D. Yanlış olanlara Y yazınız. Bakalım. Eksi 2'nin küpü eksi 8 demiş arkadaşlar. İşarete bakarsak parantez var ama kuvvet çift değil. Çift olması lazım pozitife dönüşmesi için. Burada bakın tek olduğu için sonuç negatif yani işaret doğru. 2'nin 3. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 sonuç da doğru. Yani eksi 8 doğru bir ifade olmuş diyoruz. 5 şıkkına bakarsam parantez var. Çift kuvvet var. O zaman bunun sonucu pozitife döner. Yani artı 16 olması lazım. Artı olması lazım. Burada eksi demiş. Direkt işareti hatalı bile. Sonuca bakmamana gerek yok yanlış bir ifade işareti yanlış artı olması lazım diyorum parantez ve çift kuvvet varsa. C'ye geçtim. Parantez yok o yüzden e, aynı zamanda kuvvet de tek zaten her iki türlü de sağlamadı. Sonuç negatif olacak. İşaret doğru. 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2'den iki 2 iki kere 2 4 4 kere 2 8 yani eksi 8 doğru bir ifade verilmiş. Burada bir sıkıntı yok. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Bakın burada parantez olmadığı için çift kuvvetli olsa sonuç negatif çıkması lazım. Parantezin olması şartı var arkadaşlar. Parantez olmadan sonuç pozitif gelmez. Burada işaretin negatif olması gerekir ama gördüğünüz gibi işareti negatif değil. O yüzden bu ifadenin de değerini bulmamıza gerek yok. Yanlış bir değere sahip. Şurada işaretler yanlış verilmiş. B ve C şıkkında diyoruz. Yani doğru yanlış doğru yanlış şeklinde. Üçüncü sorumuzun da cevapları gelmiş oldu. Dördüncü sorumuzda devam ettik. İşlemin sonucu kaçtır demiş. Eksi 6'nın karesini bulacağız. Parantez olmadığı için sonuç bir kere negatif. 6'nın karesi 6 altı çarpı 6'dan 36 yapar. Yani bu ifadenin değeri eksi 36 geldi. Şimdi bu değeri bulalım. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti parantez var. Kuvvette çift o zaman bu artıya dönüşür. Bu artı bir değer gelecek. 2'nin dördüncü kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den iki 2 i̇ki kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16'ya eşit artı 16'ya eşit. Eksi 36 ile 16'yı toplamam istendi benden. Şimdi bakın bu iki sayıyı toplarken işareti zıt olduğu için birbirini götürür. 36'dan 16'yı çıkarıyorum. 20 kalır. Büyük olan sayının işareti devreye girer. Büyük olan sayı 36 olduğu için işareti eksi olduğu için eksi 20 olarak sonucumuz gelmiş oldu. Dördüncü sorunun cevabında diyoruz arkadaşlar. Beşinci soruya baktık. 2017'nin birinci kuvveti. Bir sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Yani bu sayının değeri 2017 olacak. Eksi 1'in 2016. kuvveti. işaret belirlersem arkadaşlar. Ee, parantez var. Çift kuvvet var. O yüzden artıya dönüşür. Artı. Birin bütün kuvvetleri 1 çarpı 1 çarpı 1 bir, hep 1'e eşit olduğu için. Bunun değeri 1 olduğu için artı 1 olarak geldi. Yani şunun değeri artı 1. Arada çıkarma işlemi var onu unutmayalım. Artı Eksi 1'in 2015. kuvveti. Parantez var ama kuvvet tek bir kuvvet. O yüzden negatif kalır. 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için eksi 1 oldu. Yani eksi 1 artı 1 2017 olarak değerlerin bulunmuş oldu. 2017'den 1'i çıkarmam istendi. Çıkardığımızda 2016 kalır. 2016 ile eksi 1'i toplamam istendi. 2016 ile eksi 1'i toplarken işaret zıt olduğu için fark alınır. 2015 Büyük olanın işareti artı olduğu için artı 2015 olarak bu işlemin sonucunda bulunmuş oldu. Beşinci sorumuzun cevabı 2015 artı 2015 olarak bulunmuş olur. Altıncı soruya geçtik. Aşağıdaki tabloda bırakılan boşlukları doldurunuz. Üstü ifadenin değeri onun kuvvetlerinde arkadaşlar biri yazıyorsunuz. Kuvvet kadar sıfır atıyorsunuz. Bir tane dediği için ona eşit. 10'un karesinde 1'i yazdınız, 2 tane 0. Burada 1'i yazdınız, 4 tane 0. Burada 1'i yazdınız, 5 tane 0. 10'un kuvvetinde bu şekilde kolay yoldan hemen değerini hesap edebilirsiniz. Kuvvet kadar 0 ekliyorum 1'in yanına dedik. Sondan kaç basamak 0'dır? 1 tane, 2 tane, 4 tane, 5 tane. Burada şunu göstermeye çalışıyor. Kuvvet kadar 0 vardır. Bakın kuvvet kadar Sayıda sıfır vardır. Bunu bize öğretmek için verilmiş 6. sorumuz. Devam ediyorum 6. sorudan sonra 7. soruyla ve son sorumuzla. Bir bakteri çeşidi 15 dakikada bir ikiye bölünmektedir. Bir kavanoza bu bakteri çeşidinden bir tane bırakıldıktan 3 saat sonra ortamda oluşacak bakteri sayısını üstü ifade olarak gösteriniz diye söylemiş. Şimdi bu soruda arkadaşlar 15 dakikada ikiye bölünüyormuş. 3 saat sonrayı sordu. 3 saatin içerisinde 15 dakika kaç tane var onu bulalım. 3 saat dakika olarak 3 saat her saat 60 dakika olduğu için 60 çarpı 3'ten 180 dakika eder. 180 dakikanın içerisinde 15 dakika kaç tane var hemen bakalım. 180'i 15'e bölüyorum. Bir defa 15 3 kaldı. 30'un içerisinde 15 2 defa. 30 0 oldu. Yani 12 defa 15 dakika varmış. Yani 12 defa bu bakteri 2'ye bölünecek. 12 defa bunu bulduğumuz iyi oldu. Bunu bir yere yazalım. 12 defa bölünme işlemi gerçekleşecek. Şimdi bir tane bakteri koydu. Örnek vereyim. Bir bakteri var. 15 dakika sonra 2'ye bölündü. Bu 2'ye bölünüyor. 15 dakika geçtiğinde 2'ye bölündü. 15 dakika sonra. Sonra bir 15 dakika daha geçti. Bu da 2'ye bölünecek. Bu da 2'ye bölünecek. 15 dakika daha geçti. Sonra 15 dakika sonra bu 2'ye bölündü. Bu 2'ye bölündü. Bu 2'ye bölündü. Bu 2'ye bölündü. bölündü. Yani her 15 dakikada ne oluyor bakalım? Burada 2 katına çıktı, 2 oldu. Burada 2 katına çıkıyor, 4 oldu. Burada iki katına çıkıyor. 8 yani hep iki katını çıkarak devam ediyor bakteri sayısı. Yani 2'nin kuvveti olarak üstü olarak ifade ediniz dediği için. Birinci ifade 2'nin birinci kuvveti. Birinci işlem 15 dakikada sonunda. ikinci 15 dakika sonunda 2'nin karesine eşit 4. 8 2'nin üçüncü kuvvetine eşit. Yani 2'nin kuvveti olarak devam ediyor bu. Nokta nokta koydum. Biz biraz önce Kaç defa bu işlemin gerçekleşeceğini bulmuştuk. 12 defa 15 dakika geçecek. O yüzden son basamakta 2 üzeri 12 adet. Çünkü birinci 15 dakikada 2 üzeri 1, ikinci 15 dakikada 2 üzeri 2, üçüncü 15 dakikada 2 üzeri 3. O zaman 12. 15 dakikada 2 üzeri 12 adet bakteri üremiş olur diyoruz arkadaşlar. Güzel bir zor bir soruydu. 2 üzeri 12 adet bakteri üreyecek. Çünkü her 15 dakikada 2'nin bir kuvveti şeklinde ifade edecek kadar bakteri üretiliyor. 12 defa 15 dakika geçeceği için 180 dakika olduğu için 2 üzeri 12 adet bakteri üretileceğini tespit etmiş olduk. 7. sorumuzun cevabında burada ödevimizde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.